aile olarak yapılan kutsal kitap etiyle hoş geldiniz. Bugün Tanrı'nın Rabbi bulutlara geri dönüp bütün gerçek inanları sonsuz dek kendisiyle birlikte yaşamaları üzere göğe alacağı tarihin 21 Mayıs 2011 olacağı hakkında bir başka mutlak kanıt veriyor adlı kısa bir makale okuyacağız. Bu makale 153 gün sürecek olan yargı gününün 21 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleşeceği konusunda kutsal kitaptan bize daha çok kanıt sağlamaktadır. Tanrı Rabbi Samesi'nin bulutlara geri dönüp bütün gerçek inanları sonsuza dek kendisiyle birlikte yaşamak üzere göğe alacağı tarihin 21 Mayıs 2011 olacağı hakkında bir başka kesin kanıt veriyor. Tanrı büyük merhametinde bizlere Rabbi Samesi'nin bulutlara geri dönüp bütün gerçek inanları sonsuza dek kendisi birlikte yaşamaları üzere göğe alacağı günün 153 günlük yargı günü ve dünya sonundan geleceği ve bütün bunların 2011 yılında gerçekleşeceği konusuna dair harika bir kanıt vermiştir. 2. Petrus kitabının 3. bölümünden 8. ayette Rabbin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir sözlerini okuduğunuzu hatırlayacaksınız. Bu ayetin metin çerçevesi bize zaman sonunda dünyanın yok olacağının yanı sıra Nuh peygamberin zamanında gerçekleşen tufan da işaretler. Yıllar önce kutsal kitaptan tufanın İsa'dan önce 4990 yılında gerçekleştiğini öğrenmiştik. Daha yakın bir zamanda yargı gününün İsa'dan sonra 2011 yılında gerçekleşeceğini öğrendik. 2011 yılı İsa'dan sonra 4990 yılından tam olarak 7000 yıl sonrasıdır. Tanrı tufanın başlamasından hemen önce Nuh peygambere tufan 7 gün içinde başlayacağını bildirmişti. Yaratılış kitabın 7. bölümünden 4. ayet ve 10. ayetle başlayarak 16. ayetin sonuna kadar olan parça, 2. Petrus kitabın 3. bölümünden 8. ayetin bir günün bin yıl gibi olduğunu bildiren dinini kullanırsak, Tanrı insanlığın yok olmaktan kurtulmak için 7 günü ya da 7000 yılı olduğunu bildirmek için 2. Petrus kitabının 2. bölümünden 5. ayetin kendisinden doğruluk yolunu bildiren kişi olarak bahsettiği Nuh peygamberi kullanmıştı.